Çatısından yarı finalin ilk maçı arkadaşlar başladı. Hemen dalıma baktığımız zaman Team Liquid 4 kişi orta, 1 kişi Stewie tek başına B'ye doğru ilerliyor. Mixer ortadan aim koymuş durumda. Window yanıcı geldi. Hemen pozisyon değiştirdi. A plus'a bakıyor. Çok hızlı bir short smoke ile beraber B split yapıyorlar şu anda. B'de otomatik tek başına. Mixer hemen bunun backup'ını kitchen'den vermeye çalıştı. Otomatik Nitro'yu düşürdü. O da bir headshot yedi. Evden çıkacak Stewie. Büyük ihtimalle o kill atacaktır. Evet. Birazcık kör olmasına rağmen otomatik düşürmeyi başardı. Şu an 4 oyuncu da B side'da. Team Liquid ekibine plant geldi. 3 oyuncu kitchen'dan. Twist ise short'tan backup'ını veriyor. Bakalım nasıl bir defans, nasıl bir retake izleyeceğiz. Evet, Neft'ten. Sanki biraz gereksiz ya da kusurlu bir pick. Twist side'a doğru kaçtı. Biraz da defansif bir pozisyona geçti Team Liquid ekibi. Evet, Elige ve Steven'in killerin arkasından. Durum 3'e 1 kaldı. 2'ye 1 Costa'nın killinin ardından. Costa Bench'ten eve doğru birkaç hasar verdi. Elige Costa'yı düşüren sol isim oldu ve 1-0 Team Liquid adına. Biraz basit girdiler değil mi ya, hiçbir şey yokmuş gibi. B tek B'yi çok güzel yakaladılar yani. Short smoke fıt 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 hemen. Evet, bir eko taktiği izliyoruz Cloud9'dan. Hızlı bir mid rush geldi. Depths telden. Direkt smoke aksine geldi. Elige çok rahat 3 kill buldu. Üçüncüsünü de güzel çevirdi hatta. Tipi oyuncu Costa. Window'daki son oyuncu Stewie Tenz'i düşürdü. Evet, arkasında Costa'yı düşürdü ve durum 2-0. Oyun sesi mi az biraz? Tamamdır. Şöyle iyi sanırım. Ben bugün arkadaşlar yarı final maçları olduğu için belki hızlı bitenler olabilir. 2-0 hızlı biterse ki acaba Let's Go Liquid tezahüratları geliyor. Bugün bakalım erken biterse herhangi bir maç ben de girmek istiyorum. Elige Mixer'i düşürdü Window'da. Yine 4'e 3 bir durum. Connector flash'i geldi. Şu an dalıma baktığımız zaman Kostu tek başına sizden ayrı take oynuyorlar. Tend, Window'da otomatik. Short tarafında Depths'te B'yi tutuyor. Twist tek başına. Şu an A evden ilerliyor. 3 oyuncu ise rampada. Stewie ise B ev tarafında. Büyük ihtimal lurk oynayacak Under'dan. Evet. Bench canlısı geldi. Jungle smokeları. Costa hemen Nidia'ya geçti. Depths City'de. Bakalım Costa'yı unutturabilecekler mi? Güzel bir flash. Nitro'yu düşürmeye başardı Depths. Evden çıkan Nef. Trade alan isim. Flash'ını kullandı Tenz. Sandviç'e atlayacak mı? Atlamadı. Hala sayırsa. Twist evde. Eli şimdi sayda doğru ilerliyor. Evet. C4'ü düşürdü Tenz. Elige siteye geçerken kılı Stewie. Arkadan lurk demiş. Şu an Stewie'nin haberleri yok. Cloud9 ekibinin. Bakalım City'den 2-2 çıkartabilecek mi? Evet, şu anda bir oyuncu sanırım geriye bakıyor. Evet, iki oyuncu da geriye bakıyor. Tamam ettiler. Otomatik Stewie düşen isim oldu. Bizde olsa ben kesin Ghost derdim. Evet, otomatik ve Tenzin killerin ardından Cloud9 ilk roundunu kazanmayı başardı. Yeni bir saltalık gibi mi? Yeni bıçak almadım lan. Tevizle Tenz aynı kişiler gibi. Benziyorlar değil mi? Evet, yine bir bayrant izliyoruz. Elish konektörü yaktı. Mixwell short'ta Nerf Costa'ya düşmeyi başardı. A rampadan hızlı bir şekilde çıkarak. Şu an iki short oynuyor. Cloud9 ekibi. Mixwell ise A'dan Jungle'dan A City'ye döndü ve T2'yi bıraktı. Tekrardan A'yı Depths ise B evde smoke arkasına yakın pozisyonda. Bakın Cloud9 oyunu nereye doğru yıkacak.
C4 hala T-Base'de. Elise sanırım geri dönüp C4'ü alıp A'ya dönecek ki Twist Thunder'dan Aspid için konektöre bağlanacak. Bakalım neler olacak. Evet, Elise C4'ü aldı, rampaya bağlandı. Stewie geldi konektörün önüne. Twist ise B evden geri döndü. Evet, Stewie'ler oynayan oyuncu. Konektörün içine yine her zamanki gibi dün de hatırlayacaksınız. Hep buraya çok fazla şekilde Stewie'yi sızdırdılar. Rampa flash geldi. Nef orada kör oldu. Pikleyen oyuncu yok. Mixer Shadow'da. Evet, Jungle Smoke geldi. Otomatiğin oradan çıkması lazım. Ne? Şu anda Mixer tek başına. Yapacak hiçbir şey yok. Nef için kolay bir kill. Evet, bir boost geldi. Tenz bakalım oradan bir kill çıkartabilecek mi derken bozdular. Tenz tek başına şu an 2 CT 1 jungle. Yine zorluyor şu anda Team Cloud9 ekibi. 5'e 3 durum. Aslında korumaları lazım. Evet, Nitro'nun kill'in ardından korumaya karar verdi Cloud9 ekibi. Durum 3-1. Dragon Spray çok zor ve Kereş'ten kötü. Kereş'ten kötü değil lan. Kereş'te aynı mermiyi kullanıyor. Fire rate'i daha çok. Dürbünü var. Daha rahat bir silah. Turnuvada stres maalesef yok. Bugün de sabah 7'ye kadar duruyoruz Celal. Bence kim kazanır? Bence bu maçı Liquid kazanır. Ardından Faze enerji var. Orada enerji kazanır gibi. Keşke şey kazansa. Faith kazansa. Evet, yine bir mid kontrol geldi Team Liquid ekibinden Top Mid Smo ile beraber. Yine orada mikser vardı hiç. Şöyle bir info almak için pikliyor ama otomatik. Short smoke'a girmiş. Orada Illidge'ye yakaladı. Çok kötü bir spray geldi. Nitro trade alan isim oldu. 4'e 4 durum var. Debs konektörden giren Stewie'yi görmedi. Orada kötü bir timing oldu. Stewie yine aynı yerinde. Jungle'a doğru sızmaya çalışıyor şu anda. Evet. Stairs'ın altında. CT'ye doğru gitmeye karar verdi. Koste'yi görecek rampada. Evet. Koste'yi düşürdü. A şu an tamamen boş. Twist'e Mixwell düşürdü Window'da. Debs ladder roomdan Window'a girecek. Tenz de jungle'a giriyor. Evet, jungle'a girmeye vazgeçti. Twist, Tenz'in üstüne koşan isim. Twist için kolay 2 kill. Işıkları ne zaman kapat? Işık kapatayım mı? Dur bakayım, kapatayım nasıl olacak? Geldim. Bence de böyle daha iyi. Niye açıktı ki zaten? Fark etmedim. Evet, Steve hızlı bir şekilde rampa pikledi. Mid agresif bir oyun Cloud9'dan. Bu sefer mid'i vermek istemiyorlar. Bakalım Team Liquid bunu nasıl değerlendirecek. Evet, Steve. Sen de 3'e kadar ilerlemiş durumda. Shadow'u kontrol ediyor. Orada boost gelecek mi bakalım. Evet, Pim'i çekti. Steve smoke attı. Nef. Jungle'daki ilk oyuncu yakaladı. Tenz. Trade alan isim. Steve Tenz'i Granite'le düşürdü. Otomatik. Flash'ını kondu rampaya doğru. Bir oyuncu kuruyor. Benim Shadow'da. İki oyuncu da ise rampa tarafında. Nef için çok zor bir pozisyon. Debs hala short'ta. Sanırım Lurk'ü bekliyor. Bir Lurk olduğunu düşünüyor. Elish otomatiği düşürdü. Artık korumaları lazım. Evet, Debs B'ye doğru devam etti. Mixer ise Jungle'da. Sivi düşüremedi. Yani Cloud9'ın piklediği bir haritada bu kadar pasif kalması biraz sıkıntı bir durum onların adına. Çünkü City side'dasın.
Evet, şu anda Cloud9 herhalde bir pause aldı. Ya da devam mı ediyor? Evet, büyük ihtimalle bir pause var. Çünkü artık onların da bir dur demesi lazım. Yani midi alıyorlar, midi agresif yapıyorlar ama A'yı çok boş bırakıyorlar. A'da infoları yok yani Steven oraya kadar falan hiçbir şey atmadan sızması. Çok garip. Siz en azından bir zıplayan bir oyuncu bıraksalar. Evet, durum 5-1. Cloud9 ekibi Echo. Evet, Windows Small geldi Stewie'den. Elish konektörü yakın isim. Şöyle bir dalma baktığımızda Echo Round'da 3B yaptı Cloud9 ekibi. Hatta 4B'ye doğru ilerliyor, evet. Sadece Tens A site'da. Kalan 3 oyuncu B site'da, otomatiksel durumda. Costa'yı Ninja yaptılar B tarafında. Mixwell bench'te. Depp ise back side'da bekliyor. Bakalım Team Liquid ekibi oyunu ne tarafa kuracak? Evet, yakın short aldılar. Flash pick geldi Ledra. Otomatik. Nitro'yu düşüren isim oldu orada. Bir tane de Keleş aldı. Armor'u var mı otomatiğin? Otomatiğin armor'u yok. Tenz. Rampada Nek'i düşüren isim. 5'e 3 durum. Tenz ikinci kill'ini attı. Elici düşürmeyi başaramadı. Elici trade alan isim. Otomatik bakayım düşürebilecek mi? Jungle'da evet. 3'e 2 durum. Bir oyuncu CT'den hemen hızlı bir şekilde koşturuyor. Debs. Sizdeki isim Mixer ise Jungle'da. Kostoya da biraz damage verdi. Elish. Twist hemen backup'a geldi. Short'a doğru kurabilir aslında şu anda. Twist'i düşürdü. 3'e 1. Elish'in sadece 7 canı var. 22 saniye C4 alıp kurması lazım. B'ye dönecek vakti yok. City'ye doğru kurarsa çok büyük bir sıkıntı Elish için. Sanırım City'yi kontrol edecek önce. Evet, kurmadan izin vermeyecekler. Mixer çıkıp Elish'e düşürüyor. O Tens çok, evet, dün de çok güzel fragları imza atmıştı Tens Deagle'ıyla. Orada A'ya vurmuş, rampayı değil, şurada çok Steve'ye de çok güzel attı. Elici de atacaktı da. Elici güzel vurdu. Evet, Twist hızlı bir şekilde rampadan çıktı. Fire'da bir oyuncu var. Elish Fire'daki oyuncu düşürdü. Mixel Twist'i düşürdü. Costa Shadow'da hala üstüne yanıcı geldi. Çıkması lazım. Flash çok zamanında yerinde ama ne Nitro. Costa'yı düşüren isim Mixer hala City'de. Şu an 3 oyuncu da A tarafında. Jungle Small'a çok büyük bir gap var. Otomatik Elish'i düşüren isim. 3'e 3 durum. Şu an 2 oyuncu da Ninja tarafındaydı. Nef Mixer orada güzel düşürdü. İnce gördü. İkinci kill'ini de aldı. Otomatik. Sonra kalan isim Tel'den Jungle zıplayacaktı sanırım. Vazgeçti. Leather'da silah koruyacak. Tarık enerjide arkadaşlar. Enerji maçı bundan sonraki maç. FaZe enerji maçı. Yani o jungle'daki açık gapli smoke'a rağmen gayet iyi girdi. Team Liquid ekibi. Acaba oraya ne oldu da öyle düştü? Yanıcı mı attılar acaba altına? Gerçek başta sağdan sekiyor, öyle geliyor. Nef burada güzel 2 kill aldı. Yine bağırıyor. Tenz Under'ı atladı çok hızlı bir şekilde. Mid'deki oyuncu sanırım onu gördü. Evet, geri geldi. Tenz çok arkasız bir şekilde geri geldi. Arkasından overpick yaptı. Bu Reflek'e gerek yoktu işte. Nitro'nun cezasını kesti. Sivir'in 16 canı kaldı. Evet, konnektöre sokup flash geldi. Ardından ikinci flash. Mixer full. Kör. Otomatik. Elici düşmeye başardı.
4'e 4 durum. Steve'in 16 canı var. Evet, Team Liquid ekibi oyunu B'ye çevirmeye karar verdi. Mixwell bunu öngördü. Şu an 2B'ler otomatikte Window'a kaydı. A tek. Costa tek başına. Bakalım Debs zamanla kullanabilecek mi Grenade'i? İsabet yok. Kötü oldu. Belki Steve'i uçurabilirdi. Nef. Mixwell'i düşürdü bench'te. Mixwell arabadan Nef'i düşürdü. Bench'te bir oyuncu var. Twist'i bilmiyordu. Twist Nef. Debs'i düşürdü. Arkasından otomatiğe düşürdü. Twist yine çok formunda. Sonra kalan oyuncu Costa. Jungle'da bakalım deneyecek mi şansını yoksa o da korumayı mı seçecek? Mixer orada acaba kör mü oldu da Window'dan geçerken kill alama çıkartamadı? Yani bench'te kaldı en son. Çok kötü pozisyondaydı. AP olarak. Evet. Costa AP bulmuş. Mid'de koruyor silah şu anda. Kimse Hunt'a çıkmadı Team Liquid ekibine. Onların da ekonomisi çünkü çok çok iyi değil. Silah düşürmek istemediler. Evet, bir pause geldi sanırım. Ki gelmesi lazım da Cloud9 ekibinden. Ki bence Cloud9 yani yeni kurulmuş bir kadroya göre yani kadrosu da böyle çok iddialı isimlerin bulunmadığı bir kadro olmasına rağmen şu zamana kadar gayet iyi performans sergiledi. Bu maçtan bahsetmiyorum. Sonuçta şu an Team Liquid'e karşı, dünyanın en iyi takımına karşı oynuyorlar. Ama buraya kadar FaZe'e karşı, Enerji'ye karşı oynadıkları maçlar çok olumluydu ve yeterliydi. Yani yeni bir kadroya göre ışık vaat ediyor. Blaster Bergson'a final kesin 2-1 biter. Aa, bilmiyorum. Bak finale kadar hepsi 2-0 bitsin. Final 2-1 bitsin okeyim. Evet, hızlı bir şekilde rampaya oyunu sızdırdı Cloud9 ekibi. Costa ve otomatik rampada kim bakalım anti-flash bekleyecek. Evet, kimse beklemiyor. Otomatik rampa çıkışına bakıyor. Evet, sesi duydu orada. Nef. Rampa üstünde Stewie Palace'tan. O da geriye doğru çekildi. Twist. Konaktörün önüne geldi. Bu sırada 4A oynuyor. Cloud9 ekibi de hepsi tek başına B evden agresif bir şekilde içine kadar açılmış. Evet, güzel bir flash Nef'ten. Costa'yı düşürdü. Otomatik de aim'in. Evet. Otomatik de düşürmeyi başardı Nef. Yani bu setup'ın böyle sonuçlanmaması lazım. Mixwell Stewie'yi düşürdü. 4'e 3 durum. Tens konektörün farkında. Flash'ı da fark etti. Çok güzel twist'i düşürdü. Üçe 3 durum. İki oyuncu rampada. Elige ise L durumda sanırım. Evet, short'tan yavaş yavaş ilerliyor. Şu anda B boş. Bunun infosunu verdi. Şu an Team Liquid ekibi de T-Base'den hızlı bir şekilde B'ye doğru ilerliyor. P90. Ya, yanlışlıkla çekti herhalde P90'ı. Bilmiyorum. Evet, Tenz'in farkında Elish. Elish için kolay bir kill. Debs. Underpass'ten geliyor. B'yi arkalamak için Mixwell ise Kitchen'dan oynuyor bakalım. Mixwell eğer oradan bir kill çıkartabilirse, yani dikkatli üzerine çekebilirse, Debs arabayı vurursa, hayat bayram olursa. Haydi bakalım. Cloud9 için zor bir el. Evet, korumayı tercih ettiler. Hoş geldin Bazaks. Nef.
Gördüğünüz gibi timdeki tekrardan hiç hava çıkmıyor. Güzel bir flash. Yok, yerinde güzel bir flash. Kostan yapabilecek hiçbir şey yoktu. Nefes hızlı bir şekilde rampaya geldi. Yorulur arkadaşlar birazdan bu çocuk, merak etmeyin. Yazmayın yani çocuğa. Dalma baktığımız zaman Twist B'den ileri kadar ilerlemiş. Şimdi kitchen'a doğru tekrardan geri geldi. Stewie Under'a bakıyor. Nitro Meat kontrolünü almış. Nef rampada, el ise A Palas'ta. Klasik bir dağılım Team Liquid ekibinden. Gayet kontrollüler. Byron'u izliyoruz şu anda. Cloud9 ekibinin utility yani bomba durumu çok iyi değil. Yani herhangi bir execute durumunda özellikle A tarafında çok fazla retake için veya tutmak için bombaları yok. Ama Team Liquid ekibi B'ye yöneldi. Ve Debs şu anda B site'da tek başına. Sadece bir oyuncu var short'ta, o da çok hızlı bir şekilde backup vermesi gerekiyor. Ten ise window'da. Evet, 2-1-2 setup'ında oynuyor şu anda Cloud9 ekibi. Evet, smoke'lar hazırlanıyor. Mix zaten yanı tutuyordu. Yanı zaten Grand'ini attı, evet. Oynanıcı onları bir süre tutacak. Ama Team Liquid ekibi hala kararlı, ısrarlı bir şekilde B'ye ilerliyor. Mixer'in Nitro'yu düşürdü. İki önce atladı bile. Debs TV düşürdü. Ten Stitch'i 52 kill almaya başardı ama tek başına kaldı Nef. Bakalım. Bench yaktı. Oradaki önce çıkarttı. Debs'i düşürebilecek mi? Debs'i düşürürse belki bir şans. Çünkü B sette başka hiçbir oyuncu yok. Debs kitchen'da otomatik ise daha yeni short'tan backup veriyordu ki. Kosta Nef'i düşürdü. Yani orada yapılacak hareket ya dönülecek ya hiç ses verilmeyecek fake gibi. Ya da yanıcı söndürülüp çok hızlı bir şekilde devam edilecek. Yani yanıcıyı bekleyip yan şekilde girmek biraz saçma oldu. Çünkü oyuncular pozisyon aldı. Backup geldi vesaire. Garip bir rant oldu Team Liquid adına. Evet, Costa çok hızlı bir şekilde tere zıpladı. Bakalım o mid çıkan oyuncu yakalayabilecek. Rakitar geldi. İki oyuncu geçti bile Nitro. Kendi smoke'una bastı. Costa'yı buldu orada. 5'e 4 durum. Otomatik. Konnektörde. Eğer şu sağ tarafa çıkarsa belki Under'dan gelen Twist'i yakalayabilir ama Twist B'ye geri döndü. Çünkü tek B'ye oynayan oyuncu. Herhangi bir açılıp açılmadığını kontrol etmesi gerekiyor. Dalıma baktığımız zaman da Cloud9 ekibi yine 3A Debs tek başına B'de. Evet, Nef şu an A Palas'ın ucunda. Sanırım smoke var A Palas'ta. Evet, A Palas'ta smoke var. Onun ardından hemen X-Ray'i pikleyebilirdi. O da hemen A site'dan siteye döndü. Bakalım Team Liquid oyunu nerede bitirecek? Stewie yine konnektörde. Yine her olduğu gibi Stewie'yi konnektöre sızdırmışlar. Evet, yine bir A split izleyeceğiz. Mixwell City'de. Tenz'in yeri çok iyi. Bu sefer Debs de gelmiş. Şu an 3 oyuncu da A tarafında. Tenz ilk oyuncu düşmeye başardı. Sanki biraz acele etti. İkinci oyuncuyu görmeden direkt ilkini öldürdü. Nitro Tenz'i düşürmeye başardı. Evden çıkan oyuncu Nef. Debs'i düşürdü. Mixwell Twist'i buldu. Jungle'da ikinci oyuncu da buldu Mixwell. Çok güzel bir şekilde. Final Nitro geri doğru çekiliyor. Ellie şu anda jungle'da, otomatik olan haberi yok. Büyük ihtimalle Ellie'ci arkasına vuracak. Orada bir Wolvenk geldi X-Bell'den. Evet, otomatik şu anda konektörden çıktığı gibi. Evet, Elij otomatiği yakaladı. Şu an Fire'a yakın Mixel belki sıkacak. Nice Nitro. Güzel bir timingle kutunun etrafında dolanarak Mixel'i düşürdü. Masker 4. ayını kutluyor. İyi yayınlar kankam. Hayırlı sunumlar demiş. Çok teşekkür ederim. 4. ayınız kutlu olsun. Durum 9-3.
En azından mid yönetimindeki kötü ekibinden top. Mistyvon arkasından Nitro istiyor. Çok hızlı çıktı. Nef tek başına A rampada. Elish Under'da. Twist ise yine B'ye boynuyor. Evet, short smoke var. Çok rahatsız ediyor Cloud9 ekibini. Infoları yok şu anda. O yüzden otomatik ladder'a girdi. Herhangi bir oyunu sızmaması için. Elish Under'da. Evet, top console geldi. Window ayınca. Evet, flashsız pick ladder Stevie otomatiği buldu. 4'e 3 durum. 5'e 4 durum. Stairs'in önünde Mixwell. Dağılıma baktığımız zaman Debs B'den açılıyor. Infosunu verdi. Evet, Tenz A'ya çevirecek oyunu. Evet, yine çok güzel bir flash Nef'ten. Nef Kost'u düşürdü. Elish Mixwell'i düşürdü. Tenz yine jungle'da Elish'i buldu. Bir oyuncu daha var konnektörden çıkan. Nitro Tenz'i düşürdü. Debs sona kalan isim T-Base'de. Evet, Debs'in büyük ihtimalle tahmin edeceklerdir. City'ye jungle gelmekten sonra. Evet, A Palas'a dönmeyi tercih etti Debs. Taraftar kimin tarafında? Taraftar Liquid taraftarı gibi ya. Liquid yoğunlukta gibi. Ama bağıran şey de. O bağıran çocuk Liquid de. Tenz vurunca da Tenz'i de bağırdılar baya. Zenova hoş geldin. Şimdi uykum var sandık. Uykum yok lan. Yeni uyandım oğlum. 7'de uyandım ben ya. Akşam 7'de kalktım. Dün sabah bir yattım. Piç oldu ya günüm. Cumartesi pazarım piç oldu yani, gereksiz. Niye böyle bu saatler bu kadar iğrenç ya? 13 durum top window smoke geldi. Konnektörü yaktılar. Short'ta da smoke var. Hızlı bir şekilde mid short smoke fail olmuş. Evet, o yüzden Elish yanılısını kullandı short'a. Dağılma baktığımız zaman yine 2-1-2 dağılımdalar ama Tenz geriye çekilmiş. Şu an herhangi bir oyuncu sızdırabilir. Team Liquid ekibi jungle'a. Evet. Elif de Window'un altında bekliyor zaten. Yakın bir oyuncu var. Mixel. Yakına girdi. Evet, keşke sıkmasaydı. Twist onun geri kaçtığını düşünmüştü. Twist trade alan isim Nef Kosta'ya düşürdü. Ardından da Shadow yanlısını kullandı. Evet, Tenz site AP'si ile bekliyor. Evet, infolar olmadığı için de şu an siteden gelip bir oyuncunun olup olmadığını bilmiyor. Cloud9 öne doğru kuruldu. Cloud9 için çok zor bir round. Elish Debs'i düşürdü top mid'de. 4'e 1 durum Tenz. Nef'te Tenz düşürdü 11-3. Gayet kolay bir maç. Team Liquid adına. Cloud9 City Avantage olmasına rağmen böyle oynuyorlar. Dediğim gibi ama hani Team Liquid'e karşı oynuyorlar. Ve bundan önceki maçlarda da dünkü grup aşaması maçlarında yeni oluşmuş bir takıma ilk turnuvalarına, ilk maçlarına karşın çok iyi bir performans sergilediler bence. Hem IBR'a hem FaZe'e karşı. Umut vadeden bir takım yani. Şu an ne kadar bir varlık göstermiş olmasa da Liquid karşısında. Evet, son round force yapmak zorunda kaldı Cloud9'a. İki tane tabancaları. Otomatikte ve Mixel'de şu an rifle var. Debs'te ise MP9 var. Costa rampadan açılmış. Otomatikle beraber Nef. Şu an arkayı tutan oyuncu. Bakalım orada güzel bir timing yakalayabilir mi? Evet, ilk yine almaya başardı. Bakalım otomatik de biliyor.
kötü bir spreyin F'den damage veremedi. 42 canı kalmış gerçi otomatiğin. Hiç vuramadı gibi gördüm. Stivis de yerinden çıkarak otomatiği gördü. Şu an iki oyuncu da backup veriyor. Mixwell ve Tenz. Tenz jungle'da kaldı. Mixwell Stekar döndü. Twist'in Jedward'u alması lazım. İki oyuncu Under'da mı? Short tarafında mı? Sanırım short tarafındalar. Evet. Elist'i boost'a atmışlar. O da B site'i yavaş yavaş kontrol ediyor. Şu an B'de iki oyuncu var. Tenz tekrardan kitchen'a döndü. Tenz ilkini almaya başardı. Ve süre bitti. Yani Tenz bugün de Deagle'ına kaldığı yerden devam ediyor. Yani bu çocuk hiçbir şey yapmazsa bile sadece Deagle oynasa bile vuruyor. Şuna bakar mısın? Bam güm bam güm. S for Tenz. Easy for Tenz, Tenz, Tenz. Hoş geldin Murat. On bir dört. Gayet iyi bir skor. Team Liquid adına. Tokatlıyoruz yine. Liquid'i mi tutuyorsun Murat? Chat kimi tutuyor peki? Evet, Cloud9 bir iki tane gördüm şu zamana kadar. Yani final sizce peki ne olur? Bir sonraki maçımız FaZe Enerji maçı. Yarı finalin ikinci maçı. O zaman Liquid'le kim oynar? FaZe mi Enerji mi? FaZe. Abi ben de FaZe'in oynamasını isterim aslında. FaZe'i izlemek de isterim ama Enerji şu an daha üstün gibi. Bundan sonra kime pisse? Mirage'den sonra Inferno. Liquid Cloud9 maçında ikinci haritamız Inferno. O da bu Cloud9'ın seçtiği harita bu arada arkadaşlar, yeni gelenler için hatırlatayım. İkinci harita bir de Inferno hem de Liquid'in seçtiği harita. Evet şu an hala ikinci yarının başlamasını bekliyoruz. Bir teknik arıza mı var tekrar? Niye bu kadar bekliyoruz bilmiyorum. Ama gerçi ESL'de de Almanya'da 3 dakika mıydı? Neydi yani devre arası? Surf mi? Surf bundan sonra geçeriz. Eğer Team Liquid de, Team Liquid ikinci maçı da hızlı bitirirse bu şekilde ikinci haritaya geçeriz. Surf'e geçeriz. Evet, 11-4 ikinci yarımız Mirage haritasında başlıyor. Şöyle baktığımız zaman Depths'te ve Coast'ta da smoke'lar var. Muhtemelen Jungle Stair smoke'lar atılacak. Potion'lar alındı. Coast'ta City Smoke atıldığı yerde. Evet, City Smoke ve Connector Smoke geldi. Tenzi ve Twist'i ve Stewie'yi kapattılar. Şu an alsak tamamen boş. Team Liquid ekibi retake oynuyor. Elish arkadan koştu bile. Costa duymadı sanırım onu. Evet. Elish'den haberi yok. Elish A Palace'dan geliyor. Retake için şu andan sadece Neff'te smoke var. Bakalım Neff smoke'u nereye kullanacak?
Elish. Yapma Elish. Elish başka oyuncu arıyor. Tenz Elish'i düşen isim oldu. Şu anda Ritek bir tık aksayabilir. Team Liquid adına. Çünkü pozisyonlar çok iyi. Smoke geldi C4'e. Tenz TV düşürdü. Bak. Kimseyi düşüremedi Team Liquid ekibi. Bu Ritek'in de yine hatırlıyorsanız ESL'de de Vitality de aynısı olmuştu. Yani çok kötü bir Ritek. Yine aynı şekilde. Elish biraz işleri bozdu. Orada iki tane hani en az iki tane vurabilirdi. Çünkü pozisyonu çok iyiydi. O ilk oyuncu sıkmasa rampada Tetris'teki iki oyuncu belki bulabilirdi. Neyse. Forspy geldi. Team Liquid ekibinden 11-5. Elish. Apalas agresif oynuyor. Şöyle bir kontrol etti. Aim'ini koydu. Twist Firebox'da. Stewie ise Stairs'da. Evet. Stewie'den damage vermeyi başarabildi. Tenze 72 canı kaldı. Nerfledir room'da. Dalama baktığımız zaman ilk önce mid, iki oyuncu B, Tenz ise C4'ü almak için bir arkasına gitti. Evet, C4'ü aldı. O da B'ye doğru yola koyuldu. Sanırım bir B split izleyeceğiz. Belki midden hiç oyuncu getirtmeyecek bile Cloud9 ekibi. Bakalım. Evet. Debs geri dönüyor. Costa. Evet. O da B'ye doğru yol aldı. 5B yaptı Cloud9 ekibi. B'de ise Nitro var, Smoyle bekliyor. Nef Kitchen'da Stewie A'ya doğru yöneldi. Evet, Nitro Smoke'u kullanmış. Mixwell Smoke'un hemen arkasında. Debs Under'dan konektöre kadar ilerlemiş. Bakalım orada Lurk oynayan isim Debs olacak. Evet, yanıcılar Smoke'lar geldi. Nitro çok yerinde, zamanında pozisyonunu değiştirdi. Bakalım oradan bir kill çıkartabilecek mi? Cost Elish düşüren isim. Evet, C4 çok hızlı bir şekilde Under'dan konektöre doğru yol aldı. Çok güzel bir rotasyon. Yani Elish'in killinin ardından Debs TV otomatik Nitro'yu düşürdü. Nef ve Twist sona kalan iki isim. Cloud9 gerçekten çok güzel oynadı. Nef otomatiği düşürdü. Evet. Armor ve silah koruyacak Team Liquid ekibi. Bu kaçıncı blast ya sunduğumuz? Zaten İstanbul'daki blastla başladık. İlk sunduğumuz o. Lisbon'u sunduk, değil mi? Lisbon'u sunduk. Şu an LA'yı sunuyoruz. 4 mü? Ondan 4 mü? Ondan önceki neydi? Lisbon'dan başka nereye sunduk biz? Şeyi sunduk. Kopenhag sunduk, değil mi? Kopenhag sunduk. Aynen, İstanbul, Kopenhag, Lisbon. Lisbon, Los Angeles. Evet, Liquid ekibi. Eco sadece Nefta ve Twist'te silah var. Oğlum var ya, yandık, niye ben esniyorum? Yeni uyandım ben onu, bir çay mı yapsam ya kendime? Bundan sonraki round by round. Sağ Paulo'yu mu sunduk biz? Madrid'de vardı. Yok oğlum, biz iki tane kaçırdık bak. İki tane sunamadık biz. Bizim şeyle hatta denk geldi. Bir Red Bull'la bir de Sektör Cup'la denk geldi. O yüzden iki tane sunamadık. Sağ Paulo'yu sunduk. Hat olabilir. İki tane kaçırdık ama hangi iki tane kaçırdık onu bilmiyorum. Miami de vardı değil mi? Evdekilerini yapıyorken koşturum var. Evrim direncen odasında, direncen eğlendiriyor yine her zamanki gibi. Kahkaha mahkaha. Otomatik rampadan hala çok kontroller, bakın 30 saniye kaldı, 1 dakika önce konuştuk, bir kişi öldü, şimdi o da Tenz, Stewie'yi düşürdü. Bench'te bir oyuncu var, Nitro, Mixer Twist'i düşürdü, Nitro'nun yerini, evet şu anda fark etti Mixer, ama orada biraz hasar yedi Nitro, Nerf'ten.
Evet, sıkışmış durumda şu anda Nitro. Neft hepsi düşürdü. Tenz Nitro'yu sonunda düşürebildi. B site tamamen boş. Elir ise kötü başı dağıttı. Nef Kosta'yı düşürdü. Otomatikte Nef'i düşürdü. 11-7 durum. Cloud9 geri geliyor tekrardan. Neden özellikle Blast sunuyorsun? Anlaşmamız Blast'la çünkü arkadaşlar. Blast'ın Türkiye'deki yayın hakları bize ait. O yüzden maçları biz sunuyoruz. Yani Canto abi asker olmasa o da olacaktı. Onlar beraber sunacaktı veya onun kanalından sunacaktık. Evet, Byron's. Bakalım Stevie. Çok kötü bir timingde kaçırdı orada. Evet, Costa flash'ını kullandı. Evet, Stevie atlamadı hala. Evet, şu anda atlamış. Tekrardan arabaya doğru yöneldi. Costa under'da. Konektör flash'ini bekliyor sanırım. Direkt çıktı konektöre hiçbir şey atmadan. Şu an window altında dalıma baktığımız zaman 4 oyuncu da midde, Cloud9 ekibinde bir oyuncu ise otomatik A rampada C4 B arkasına bırakılmış. Sanırım mid'e, yani konektöre bir oyuncu sıdırdıktan sonra ya da iki oyuncu A'ya doğru oyun çevirecekler. Elish mikseri düşürdü. Çok güzel bir flash zamanında. Nitro kör. Tenz bakalım Nitro düşebilecek mi? Evet, Nitro düşürdü. Arkasından biraz damage verdi Twisted Jungle'da. Stevie Tenz düşüren isim oldu. 3'e 3 durum. İki oyuncu City'de, Stevie ise B side, back side'da kitchen'a doğru girmek üzere. Evet, kitchen'da şu anda. C4 hala B arkasında, depsini alması lazım. Son 20 saniye rampadan koşturacak şu anda. Otomatik A'nın boş olduğunu söylüyor. Evet, her yeri kontrol edecek. Evet, City flash'ı geldi. Elish kör. Öne doğru kuracak Debs. Twist otomatiği vurmayı başardı ve süre bitti. Tekrardan süreden kaybettiler. İkinci kez oluyor bu süre problemi bu maçta. Oyuncuların biraz da dikkat etmesi gerekiyor. Elice bak gülüyor. Çok yavaş oynadı. Aslında hani yavaş değildi. C4 çok arkada kaldı yani. Yetişirdi de gayet de iyiydi hani otomatik yeri vesaire. Ama C4 çok arkada kaldı. Depsin onu midden alıp geri A'ya dönmesi çok uzun sürdü. Yani alt split içinde yeterli her şey vardı. Stu'ya baksana, flash atıyor, orta at, şeye bak, under atlıyor. Under atlıyor. Short smoke'un içinde Costa ve Tenz. Hiçbir şey atmadan smoke'dan çıkacaklar. Evet, Stu'yu yakalayacaklar. Yakalandı Stu'yu orada. Midde Elish. Depsi vuramadı. Hepsi yanlışsını short'a kullandı. Costa hala konektöre eğimli. Şu anda A, B side tamamen boş. Nitro ve NF de backup'ını verdi. Twist ise tek başına A city side'da. Uzama var mı? Bunda var. Arkadaşlar, bu 3 maçlarında var. Grup maçlarında 15-15'te beraberlikte 1 puan alınıyordu. Twist Shadow'daki oyuncudur. Hepsi düşürdü. Otomatik Twist'i düşüren isim. Yine kötü bir smoke jungle'da. Nitro'nun çok büyük bir gap'i var. Evet, Nef hiç zorlamadı sizden. O da jungle'a geldi. Costa! Jungle backup'ını kesen isim. Nitro 1'e 3 kaldı. Şu an bütün oyuncular City'de olduğunu düşünüyor son oyuncunun. Costa! Kalanda Nitro 1'e 2. Evet, Tenz smoke kontrol ediyor. Tenz Nitro smoke'tan çıkarak 1'e 1'e getirdi durumu. Tenz'i düşürmeyi başardı Mixel default'ta. Evet, şimdi plant gelecek. Bakalım Nitro bir tane çöpün üstüne çıkıp pickleyecek. Çöpün üstüne çıktı ilk kill. Çok yakındı, çok da güzel düşündü aslında. Çok da orada güzel bir gap var. O çöpün üstüne çıkarak. Headshot atmasına rağmen düşüremedi. Çok yakındı Nitro'nun 1v3 kılıcı. Ya bu
güzel çıktı. Bak burada. Duvardan headshot gelmiş. O yüzden düşmemiş. Ah mı? Tarafı anlatma belki. Ama tarafı değil. Şey yaparak anlattım yani, yaşayarak. Ben olsam ne yapardım? Çöpün üstüne çıkacak dedim ya. Çıktı dedim. Vurdu, vuramadı. Sanki ben vuramamış gibi oldum o yüzden. Yani tek başına oynuyorum. İlk sıra yine bitti. Innovus'um onu attı. Steven geri çekildi. Köyünü şortta agresif bir şekilde oynuyorlar. Bunlar da hemen geri çekildi. B'ye hızlı bir oyun oynuyor. Cloud9 ekibi şu anda. 5 oyuncuda B'nin yolunu tutmuş durumda. 2 short, 1 bench oynuyor. Team Liquid şu an 5 oyuncuda 10 kişi de şu an B side tarafına geliyor. Neftenzi, Nitro, Costa'yı düşürdü. 5'e 3 durum. Çok zor Cloud9 ekibi için şu an B side. Oyunu çevirmeleri lazım. Gereksiz zorlar. Stu'yu otomatik düşürdü. Mixer Twist düşürdü. Elish Mixer'i düşürdü. Sonra kalan oyuncu ise Debs. Debs de Nef'i düşürdü. Sonra da Nitro öldü. Harbiden Echo Round'da biraz bilmiyorum. Flash'ı geldi. Eleş mi de agresif bir şekilde atladı. Konya'ya bağlandı, hiç riske atmadı. Nef de jungle'dan B'ye doğru dönecek. Nitro tek başına B'de. 3 oyuncu anladan geliyor. Debs top mid'de otomatik ise. Rampada Stevie Debs düşen isim oldu. 3 konektörü giriyor. Şu anda çok hızlı Cloud9 ekibi. Mixer Stevie düşürdü. Devist'in ve Eleş'in killerin ardından otomatik tek başına kaldı. Fire'daki Devist'i düşürmeye başardı. Diğer oyuncu Stairs'ın altında. Flash geldi. Flash'ın ardından pikleyecekler. Neft'i otomatik düşürdü. 14-8 Team Liquid adına. Tenz yüksek takımında görecek mi sence? Yani tabii ki görebiliriz. Daha çok erken gibi. Evet, güzel bir aim var. Ama işte biraz daha tecrübe kazanması lazım. Evet, tekrardan tezahüratlar başladı. Orada infosunu aldı Eliş. Orada bir run boost geldi. Mixwell 61 canı kaldı. Twist konektör small'dan under'a bakıyor. Flash geldi short'tan. Nef kendi düşmeyi başardı. Çok zor Nef'in işi, bakalım orada backup'a gelen Twist. Ama Nef'i kurtarmaya yetmedi. Mixwell Nef'i düşürdü orada. Sadece bir silah düşürdüler. Çok büyük bir problem değil Liquid adına. Bir sonunda bay round izleyebileceğiz. 15-8 Team Liquid adına. Team Liquid içinde aynı zamanda map point. Bakalım bu full buy'da Cloud9 ekibi nereye oynayacak? Yine bir mid alıp aslında A'ya doğru, bir split ya da B'ye doğru. Evet, mid kontrolünü aynı şekilde almaya çalışıyor. Top mid small geldi, Astralis small geldi mid'e. Evet, Cloud9'ı geride bıraktı bu smoke. Ama Team Liquid ekibinden de kimse small arkasına ilerlemedi. Stevie şöyle bir small arkasına grade'ini bıraktı. Under'a devam etti. Şöyle bir Under'ın infosunu aldıktan sonra konektöre geri çekildi. Gayet safe oynuyor şu anda Team Liquid. 2-1-2 pozisyondalar. Hadi Stewie tek başına Andra açılmış. Mid kontrolüne bakan kimse yok. Nitro Costa'yı düşürdü. Şu an hala mid'e bakan kimse yok. Ona rağmen Stewie gayet özgüvenli bir şekilde mid'de tek başına oynuyor. Konektöre geri geldi. Top mid'i kesiyor. Mixer şimdi mid'e doğru yavaş yavaş ilerliyor. Önünde bir flash patladı. Otomatik AEV'den yaklaşmış. Elish sandviçte. Twist de Shadow'da. Elish bakalım güzel bir timing'de. Belki otomatik yakalayabilir. Otomatik yavaş bir şekilde iniyor. İlk pozisyonu ilk adamı gördü. Twist'i düşürmeye başardı. Sandviçteki oyuncudan haberi yok. Elish otomatik düşüren isim. İki oyuncu da rampada. Tenz tetris atladı. Flash'ını kullanacak. Elish Stewie çok güzel bir şekilde Mixwell'i düşürdü. Flash'ın arkasında Elish Tenz'i düşürmeye başarıyor ve 16 kaç bitti lan? 8 mi aldı? 9 mu aldı? 8 almış Cloud9 ekibi. 16-8 İlk yarıyı sonuçlandırdı.
Evet. Surf mü? Hadi girelim. Hadi girelim. Dı dı. Neye girelim?